Şimdi son konuşmacımız olarak Sayın Özgür Aktaş gelecek. Kendisini Fikar Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı. Aynı zamanda özel eğitim öğretmeni. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi aslında keşke Şükrü Bey burada olsaydı, inşallah diyorum tabii, bir müjde vereceğiz. Şimdi ben Ekim ayı içerisinde Eskişehir'de bir seminere katıldım. Erken çocukluk eğitimi ile ilgili, gelişim geriliği olan çocuklarla ilgili, 0-3 yaşındaki çocuklarla alakalı bir programa katıldım. O programda hatta Burcu Hanım da vardı, Burcu Hocam da vardı ve çok mutlu oldum o programa katıldığım için. Çünkü aslında bakarsanız bakanlığımızda mevcut olan, hatta MEPSİS dediğimiz rehber karşılama merkezlerindeki sistemde de var olan erken çocukluk eğitim birimimiz mevcut. Fakat bu alanda açılmış birimler olmadığı için bu öğrencilerimizi yönlendireceğimiz alanlarımız yok. Şimdi az önce Veysel Bey'in de bahsettiği gibi aslına bakarsanız erken tanı gerçekten bu çocukların hem devlete yük anlamında baktığımızda hem de çocuğun gelişimsel desteğini sağlamak adına kesinlikle zorunlu olduğunu düşünüyorum. Şu an için zorunlu eğitim okul öncesi 36 aydan itibaren başlıyor olmasına rağmen özellikle bu GEDEP programına katıldıktan sonra kesinlikle 0 aydan itibaren özellikle gelişim riski taşıyan çocuklarda kesinlikle bir an önce bu eğitimin başlanmasından yanayım. Şimdi erken çocukluk dönemindeki eğitim, çocuklar gelişim özellikleri bakımından gerçekten yetişkinlerden farklı olarak değişime, yenileşmeye gerçekten açık, kendine öz varlıklardır. Bu yüzden uyaranlarla erken karşılaşmaları son derece önemlidir. Yapılan araştırmalara göre 17 yaşına kadar süren zihinsel gelişimde zihinsel gelişimin %50'si 4 yaşına kadar alınan eğitimle şekillenmektedir. O yüzden bir an önce erken çocukluk eğitiminin başlaması gerekmektedir. Tabii buradaki en büyük sıkıntı bu erken çocukluk eğitiminin kim tarafından, hangi ortamlarda ve nasıl verileceğidir. Erken çocukluk dönemindeki eğitimin sunulmasındaki en büyük altında yatan sebep aslında erken dönemde sunulan eğitimin çocuğun gelişmesinde ve büyümesinde anlamlı farklılıklar yaratacağı düşüncesidir. Erken çocukluk eğitimiyle ilgili yararlara baktığımızda, çocuk açısından yararlarına baktığımızda çocuğun öncelikle gelişimsel bozukluğunu destekler. İkincil bir engelin oluşmasını önleyebilir ve daha sağlıklı, daha sosyal, daha başarılı bir yaşam sürmesini sağlar. Aile açısından baktığımızda da aile içi stresi öncelikle azaltır. Çünkü aile içi ilişkileri olumlu yönde etkiler. Ailenin ebeveynlik ilişkileri destekler ve özellikle aile çocuğunun gelişimini nasıl destekleyeceğini bu programla öğreneceği için çocuğunun gelişimine destek sağlayabilmek gibi bir artıyla öne çıkmaktadır. Toplum açısından baktığımızda da şimdi erken çocukluk döneminde eğitim alan çocuk normal okul döneminde özel eğitime daha az gereksinim duyacaktır. Ve dolayısıyla ya da daha sınırlı eğitime ihtiyacı olacaktır. Bağımsızlık kazanan bu birey ekonomik olarak bağımlılığı daha da azalacağından hem kendisi açısından hem ailesi açısından hem de devlet açısından ekonomik bir getiri sağlayacaktır. Hocam diğer bir şeye bakabilir miyiz? Buradan çıkıp. Etikon stratejilerine gelin. Teşekkür ederim. Slide başlıyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla burada velilerimiz de çok fazla sayıda. O yüzden etikon stratejilerinden, yani etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programından bahsetmek istiyorum. Pardon, duymuyorsunuz. Şimdi bu bahsedeceğim, biraz özet geçeceğim, biraz zamanımız sınırlı olduğu için. Özellikle velilerin çocukların davranışlarını değiştirmesine yönelik birkaç ipucu vermek istiyorum. Şimdi çocuğunuzla birlikte evde etkileşim kurarken çocuğunuzun gözünün içine bakın.
Çocuğunuzla aynı boy hizasında olun. Çocuğunuz yerde oynuyorsa siz de yerde uzanarak onunla birlikte oyun oynayın. Onun oynadığı oyuncaklarla oynayın, onun oynadığı şekilde oynayın. Konuşma esnasında, konuşma sıranız geçtikten sonra 5-7 saniye bekleyin, çocuğunuzdan cevap gelmesini bekleyin. Çocuğunuz farkına varsın ondan bir cevap beklediğinizi, kaşlarınızı kaldırın, elinizi uzatın, bekleyin. Çocuğunuz ondan bir cevap beklediğinizi görsün. Günlük yaşam aktivitelerinde nedir? Bu banyo yapma olabilir, kahvaltı etme olabilir, kıyafetlerini giyip çıkarma olabilir. Bu tip etkinliklerde çocuğunuzla konuşun, biraz oyunlaştırın. Çocuğunuzun eğer sizinle az etkileşime giriyorsa çocuğunuz, çocuğunuzun yaptığı hareketleri taklit edebilirsiniz. Belki bunlar size çok ilginç gelebilir ama çocuğunuzun dünyasına girebilmek için, etkileşimi kapısını aralayabilmek için bunu yapabilirsiniz. Çocuğunuzun sallanma davranışı varsa, parmak emme davranışı varsa, nesneleri yere atma davranışı, bağırma, ağlama davranışı varsa ve sizinle iletişime girmiyorsa aynı davranışları siz de taklit edebilirsiniz ve bu şekilde çocuk size dikkatini yöneltecektir ve dediğim gibi sizinle etkileşime girecektir. Sizin çocukla olan iletişiminizdeki ya da etkileşim içerisindeki rolünüz oyun arkadaşı olmak olsun. Yani gün içerisindeki aktivitelerinizde olsun, iletişim içerisinde olsun, biraz yaptığınız etkinlikleri oyunlaştırın, eğlenceli hale getirin, çocuğunuz eğlensin. Sizin oyun arkadaşı olmanız çocuğunuzun size olan saygısını azaltmaz. Tam tersine aslına bakarsanız sizin ileride ihtiyaç duyduğunuz o sıcak aile ilişkinizde ilişkinizin aslında temelini atmış oluyorsunuz. Çocuğunuza yaptığınız etkinliklerde veya oyunlarda soru sormak yerine ya da yönerge vermek yerine yaptığınız aktiviteyle ilgili bilgiler verin. Yani arabanın rengine ya da arabayı getir yerine çocuğunuz eğer bir arabayla oynuyor ve ın ın diye ses çıkartıyorsa evet araba sürüyorsun gibi durumu betimleyin. Çocuklar genellikle oyuncakları işte ağzına sokmak, birbirine vurmak veya duvara vurmak gibi duyumotor davranışları gösterirler. Bunlara ilgisi geçene kadar. O yüzden bu tür davranışların önünü kesmek yerine bu tür davranışlar için çocuğunuzu teşvik edin ki ilgisi geçsin o davranışa ve bir üst davranışa geçebilsin. Yani bu anlamda çocuğun davranışını durdurmaya çalışmayın. Tam tersine eğer nesneleri ağzına sokuyorsa bu davranışı teşvik edin. Devam etsin ki buna olan ilgisi geçsin. Çocuğunuz oyuncakların hepsiyle aynı oyuncak gibi oynuyorsa, mesela bütün oyuncaklara trenmiş gibi davranıyorsa da bu oyuncakla başka bir oyuncakmış gibi oynamasını zorlamak yerine tam tersine siz de oyunun içine katılın. Bunu bir etkileşime geçmek için bir fırsat olarak değerlendirin. Çünkü buradaki sizin amacınız çocuğunuzun dünyasına girebilmek, onunla birlikte oyun oynayabilmek, çocuğunuzu etkileşime açmak, çocuğun sizinle iletişime girmesini sağlamak. Bu takıntılı davranışlar zamanla geçeceği için dediğim gibi bu tip durumlarda mümkün olduğunca oyunun içine katılmaya çalışın. Anne babalar çocuklarıyla etkileşime girerken pek çok sebebi vardır bu etkileşime girmesindeki sebebi. İhtiyaçlarını karşılamak, çocuğu rahat ettirmek veya onunla birlikte vakit geçirmek gibi pek çok sebebi vardır ama veli olarak bizim oradaki amacımız eğlence amaçlı etkileşim olsun ki çocuk için daha eğlenceli ya da daha yapıcı olabilsin. Çocuğunuz konuşmaya başladığı dönemlerde de doğru kelimeleri, doğru telaffuzda zaman zaman kullanmaya çalışın ama çocuğunuzu bunları taklit etmesi ya da tekrar etmesi için fazla zorlamayın. Çocuğunuz oyun esnasında sesler çıkartıyor, iletişim amaçlı olmasa dahi sesler çıkartıyorsa çocuğunuza cevap verin. İletişime geçin. Yani durumu betimleyin. Diyelim ki çocuğunuz bir oyun hamuruyla oynuyor ve elini üzerine koyduğunda siz onun için evet yumuşak deyin. Yani durumu betimleyin. Durumla ilgili konuşun. Çocuğunuz oyun oynarken anlamsız sesler çıkarıyor ve bunu iletişim amaçlı kullanmıyorsa buradaki seslerin insanlar arasında iletişimi sağladığını bilmiyor olabilir. Bunu çocuğumuza öğretmek için çocuğunuzun seslerini olsun, yüz ifadelerini olsun, dokunuşlarını olsun her zamankinden biraz daha fazla yanıt verin ki sizinle iletişime geçebilsin çocuk. Ya da seslerin iletişim amaçlı kullanıldığını çocuk da fark etsin. Çocuğunuz yan odadan sesler çıkartıyorsa o sesleri taklit edin. Çocukların genelde davranışları onların ilgilerini gösterir.
Örneğin mutfakta kurabiye yapıyorsunuz ve çocuğunuzun dikkatli bir şekilde sizi izlediğini gördünüz. Çocuğunuzu mutfağa davet edin, sen de kurabiye yapmak ister misin diye. Ve çocuğunuza uygun bir alan oluşturduktan sonra size sizinle etkileşime girmesini sağlamak için onunla birlikte kurabiye yap. Eğer çocuğunuz oyuncaklarıyla çok az ilgileniyorsa, ezbere, tekrarlı oyunlar oynuyorsa, sizin burada aile olarak yapacağınız şey o oyuncaklarla daha yaratıcı oyunlar yaratmanız. Örneğin çocuk arabayı ileri geri şekilde sürüyorsa, siz o arabayı alıp etrafında döndürmek ya da seslerle oyuncakla farklı oyun şekilleri de üretebilirsiniz. Bazı yetişkinler çocuklarıyla birlikte oyun oynamaktan rahatsız olurlar ya da işte bunu bu durumdan utanabilirler ama burada unutmamamız gereken bir şey var ki anne olsun baba olsun buradaki bizim ulaşmaya çalıştığımız şey çocuğun dünyası. Onunla etkileşime girebilmek. Eğer bizim çocuğun dünyasına girebilmemiz için tek yol oyunsa veli olarak söylüyorum bunu yapmaktan çekinmeyelim derim. Çocuğunuz uygun olmayan davranışlar gösteriyorsa bu davranışı durdurmak, kontrol altına almak için de tabii ki de disiplin yöntemleri uygulayacaksınız. Ama sonrasında da disiplin yöntemleri uygularken de çocuğunuzun yine rahat ettirin derim. Çünkü çocuk farkına varsın bu olumlu duygunun velinin onu disiplin etmek için cezalandırdığını ve ailesinin onu daima seveceğini çocuğunuz bilsin. Çocuklar sizin itaat etmesini istediğiniz şeylere itaat etmek istemeyebilirler. Niye? Çünkü sizin ondan yapmasını istediğiniz şeyler onlara zor gelebilir. Veya istemedikleri şeyi zorladığınızı düşünebilirler. Eğer istediğiniz şey çok da önemli bir şey değilse ya çocuğa zarar verecek bir durum değilse itaatsizlik etmesine izin verin ki çocuk etkileşim kurabilin çocukla. Yani sizinle etkileşim içerisinde kalabilsin. Çocukla etkileşimi kurarken çocuğunuzun tercihlerini kabul edin. Birlikte oyun oynamak istiyorsunuz. Sizin amacınız veli olarak çocuğa boya yaptırmak ama çocuk o anda Legolara yöneldi. Çocuğunuzun Lego ile oynamasına izin verin. Zorlamayın boyama yapması için. Sizin oradaki amacınız az önce de bahsettiğim gibi iletişim sağlayabilmek, etkileşime girebilmek. Yani oradaki hangi oyun oynadığı, hangi oyuncakla oynadığının bir önemi yok. Önemli olan sizin o çocukla etkileşime girebilmeniz. Şimdi çalışan veliler için özellikle söylüyorum. Eve geldiğinizde çok yorgun olabilirsiniz. Belki de tek bir oyun oynamak bile size çok zor gelebilir. Ama burada çok az süreli bir oyun oynamak bile çocuğunuz için çok eğlenceli olabilir. Ve sizin ondan beklediğiniz, içine girmeye çalıştığınız o etkileşimde çocuğun sizinle daha işbirlikçi olmasını sağlayacaktır. Çocuğunuzun yaptığı güzel, olumlu şeyleri konuşun. Sadece öğretim esnasında konuşmayın, arkadaşlarınızın yanında da konuşun, akrabalarınızla da konuşun. Bu konuşmaları yaparken de çocuğunuz da yanınızda olsun, sizin onun yaptığı davranışlarından nasıl mutlu olduğunuzu, takdir ettiğinizi görsün. Hocam şey açabilir miyiz videoları? Şimdi Eskişehir'de katılmış olduğum GEDEV programı sonucunda 5 tane öğrencimle bir uygulama yaptım. Yaklaşık 2 aylık bir uygulama. Erken çocukluk eğitim birimiyle ilgili. Hocam ben... Yok. Kaşıkla aldığını yiyecek götürmeye çalışır. Açılacak mı? Yemek yedirken de konuşuyor muhakkak. Yediğiniz yemekleri ya da bu eğlenceyi ilgili o çok güzel yiyorsun. Çok güzelmiş gibi. Hızdan sesleri verin. Kızım çok tatlı. Hadi ye bakalım. Aferin sana. Tamam, şimdi yavaş yavaş ben de yardım edeceğim. Yok, siz tutun. Tutalım. Siz de elin üstünden tutun. Elin üstünden. Evet, siz de tutun. Ha, o şekilde destek. Evet. Aferin sana. Evet. Zamanla şey yapın. Bırakın kendisi alsın, olur mu? Ha, yok, şimdi değil. Zamanla olacak o. O şekilde. Evet. Tamam, doğru. Aferin. Zamanla elinizi mesela çok fazla sıkıştırmayın. Bakın şu anda şu şekilde tutuyor. Zamanla yardımınızı kesin ama hemen değil. Tamam.
kendi sürekli öğrenecektir. Evde de mesela yerde mi yiyorsunuz? Yoksa masada mı yiyorsunuz? Yani ortamınız... Teşekkür ederim. Şimdi ben bu uygulamayı Nilüfer Rehberlik Araştırma Merkezi'nde oyun odası oluşturduk. Orada uyguladım. Melek bana geldiğinde 20 aylıktı. Çalıştığım amaçlar 12 aylık. Aslına bakarsanız amaçlar. Hatta ilk başlarda başladığımda 9 aydan itibaren başladım. Öz bakım becerileri çalışıyorum. Kaşıkla yemek yeme becerileri çalışıyorum. Meleğin hidrosefili rahatsızlığı var, Dandy Walker adı altında. Şimdi şöyle bir durum var, Melek ilk geldiğinde kaşığı tutamıyordu. Ve annesi aslına bakarsanız çocuk gelişimci ama maddi imkansızlıklardan ötürü bu alanda çalışamıyor, evde çocuğuna bakmak zorunda kalıyor. Ve burada gördüğünüz gibi Melek kaşıkla ağzına yemek götürmeyi beceremiyor. Ben bu uygulamalarda haftada 2 seanslık, 1 saatlik uygulamalar, öğlen araları hatta yaptım bu uygulamaları. Bu uygulamaların sonucunda veliye bilgilendirmeler yaptım. Kaşıkla yemeği, kaşığı ağzına nasıl götürebileceği aşamalarını anlattım. İşte önce fiziksel yardımla, işte elin, sonra bileği, sonra dirseğiyle beraber. Meleğe yemek yemeyi, kaşıkla yemek yemeyi 2 hafta sonraki bir uygulamam var. İsterseniz orayı açarsanız orada göstermek istiyorum. Hocam bir öncekileri kayıt etmemiş olabilir mi? 2 tane video vardı. Aha. Evet 2. Aha. Kaşıkla yine. Kaşık kullanarak 4.sü. Evet. Aha. Teşekkür ederim. Elinden tutsun, yavaşça şey yapalım, olur mu? Mama yiyor kızım, evet. Makarna yiyor. Evet. Tut bakalım, aferin kızım, aferin. Kendisi getirsin, çok güzel, tamam sorun değil. Aferin, al. Yakışsın sorun. Hadi bir daha alalım. Ağzımıza, evet, hadi, götüremiyoruz. Biraz siz destekleyin. Evet, az alsın, siz ağzına kadar çıkmasına izin verin. Zorlamayın, olur mu? Evet. Aferin kızım. Aferin kızım. Hadi bir daha. Aferin kızım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi bir daha. Şimdi bu videoda da çok fark edebildiniz mi bilemiyorum ama 2 haftalık kısa bir sürede bu çocuk kaşığı bağımsız bir şekilde belki tutamıyor olabilir ama artık annenin de çok fazla fiziksel yardımına ihtiyacı kalmadan o kaşığı tutup ağzına götürebileceğini biliyor ve o kaşıkla beslenebileceğinin farkına varmış durumda. Yani 2 haftalık bir sürede bile hani eğitimci olarak ben bunu biraz daha iyi görebiliyorum. Bu beceriyi kazanmış durumda. Az önce de bahsettiğim uygulamalar da vardı içinde. Fark edebildiniz mi bilmiyorum. Anne bu aktiviteyi yaparken aktiviteyle ilgili çocukla konuşuyor. Çocuğun başardığı durumda çocuk pekiştiriliyor, aferin deniyor ve çocuk bundan çok mutlu oluyor. Yani açık konuşmak gerekirse bu eğitimin gerçekten Bursa'da başlamasını gerçekten istiyorum. Çünkü buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
İldeki özel eğitim şube müdürümüz Şükrü Bey bu konuda söz verdi. Kısmetse MİTAT ENC'de, Nülüfer'de öncelikle bu birimi açmayı düşünüyoruz. O yüzden özellikle hani kendinizde varsa sizden veya etrafınızda varsa gelişim riski taşıyan veya gelişim geriliği olan 0-3 yaşındaki çocukları rehberlik araştırma merkezlerine götürün ve erken çocukluk eğitim birimine yöneltmek istediğinizi söyleyeyim. Bu anlamda yönlendirmesinin yapılmasını isteyin ki en azından bu işlem başlasın. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Özgül Hanım'a teşekkür ederiz. Tabii herhalde en büyük teşekkürü ilgilerinizden dolayı siz katılımcılarımıza etmek durumundayız. Otizmle ilgili, duyarlılıkla ilgili, tanıyla ilgili, tedavi ve eğitimle ilgili, yaşam boyu süreçle ilgili pek çok konu vardı bu panelde.